12 yaş altı çocuklara yarım doz BioNTech uygulanması gündeme geldi sayın seyirciler. Acaba olur mu? Yani tartışmaları tabii beraberinde getirdi bu mesele ama aşının dozu azaltıldığında normal bir vatandaşa vurulan aşının mesela yarı dozu 12 yaş altındaki çocuklara yapıldığında acaba istenilen antikor seviyesine ulaşılabilir mi? Çocukları bu yarım doz virüsten koruyabilir mi? Bununla ilgili çalışmalar var mı? Bu mesele sağlık meselesi. Hassas bir mesele ve herkesin evladı çok değerli tabii ki. Dünyası. Yetişkinler için düşük doz uygulanabilir mi? Hem çocuklar hem de yetişkinler için böyle bir karar alınabilir mi? Bunun cevaplarını aradık. Genç yaşlı demeden herkes aşılanıyor. Ancak çocukların aşılanması ile ilgili kafalar hala karışık. Hal böyle olunca yarım doz BioNTech uygulaması gündeme geldi. Bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Peki çocuklar için düşük doz aşı uygulanabilir mi? Yetişkinler için değil de çocuklar için aşı dozunun azaltılması zaten söz konusu. Genellikle aşılar zaten çocukluk dozları biraz daha erişkine göre yarı doz şeklinde olur. Çünkü onların metrekareleri farklı olduğu için yarım dozda aşıyla aynı etkinlik sağlanabilir. Yarım doz aşı çocuklarda istenilen antikoru sağlayacak mı? Uzmanlar tartışmalara neden olan bu soruya da açıklık getirdi. Çocuklarda yarım doz aşılamayla istenen antikor seviyelerinin oluşmuş olduğu görülmüş. Ufak ebattaki çocukların bu seviyedeki, bu miktardaki aşıya karşı vereceği yanıt kendileri için yeterli oluyor. Dolayısıyla gereksiz yere fazla doz vermenin de bir anlamı olmadığı ortaya çıktığı için çok fazla doz vermesine gerek yok. Yine çift doz burada da aşı uygulanıyor ama yapılan aşı miktarı yarıya doza inmiş durumda. Şu anda tabii bilgimiz 6 ay süreyle koruduğu yönünde. Zaten 3. doz için de görüşmeler yapılıyor. Muhtemelen BioNTech'in de 3. dozu gündeme gelecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.